Herkese selamlar dostlar. 20 Şubat 2022 Pazar iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 9 adet mücadelem var. Bu maçlara bazılarını yüksek oran ve bazılarını ideal tercihlerle ilerleyeceğiz. Videonun sonunda yine sizlere tekli bir maç önerisi yapacağım. Ve bu maç önerilerinden bir seriye çıkmak istiyorum. Tekrardan güzel bir seri yapmak istiyorum. 6 günlük bir seri yaptık. 7. gün olmamıştı. Ben tekrardan sizlere güzel bir tek maç serisi yapmak istiyorum. O yüzden tekli olarak önereceğim. Değerlendirecekler hepinize bol şanslar. Öncelikle sizlere bir skor sormak istiyorum. Fenerbahçe maçının skorunu sormak istiyorum sizlere. Sparta Prag mücadelesinin skorunu bilen olmadı. City maçının skorunu sordum cumartesi için. Pazar için de Fenerbahçe Hatay mücadelesinin skorunu soruyorum. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Çok güzel katılım olduğu için ben sizlere skor sormaya devam edeceğim. Katılımlar devam ederse ben aynı şekilde skor sormaya devam ederim. Bilen arkadaşları da katıl gruplarımıza zaten ekledik. Oyuncu diye bir arkadaşımız vardı, onu ekledik. Remzi vardı, onu ekledik. Son maçtan bilen olmadı. City ve Fenerbahçe kaldı. Onların da skorlarını pazartesi videosunda açıklayıp ekleyeceğim. Sizler de kendi skor ve görüşlerinizi yoruma yazarsanız sevinirim. Bol şanslar. Cuma günü ne yaptık? Baktığımız zaman Cuma günü bir video çekmedim sanırım. Aynen çekmedim. 5 tane mücadele ayıkladım ben burada. Ekranda gördüğünüz üzere. Fenerbahçe Galatasaray mücadelesi vardı. Basketbol ilk yarı 1.51 gibi orandan geldi. Anadolu Efes Darüşşafaka mücadelesi ilk yarı 1. Yine 1.35 gibi orandan geldi. Sonra Rize Başakşehir mücadelesinde de aynı şekilde ben 2-3 gol 1.78 gibi orandan tek tercih yaptım. Geldi. Mainz Leverkusen mücadelesine KG var önerdim. 1.47 gibi orandan tekli önerdim, bunu da geldi. Torino mücadelesine ben Juventus'un kazanmasını bekliyordum. Fakat alternatifte bir tercih önerdim. 2-3 gol. MS'ye biri başarısız oldu. Fakat alternatif 2-3 gol tercihi başarılı bir şekilde geldi. Güzel bir gündü. Güzel bir gündü. Canlıda da ben hiç fire vermedim. 3 tane canlı verdim. Hepsi geldi. Hatta katıl ekranından göstereyim. Katıl Telegram grubunda. İlk canlım Anadolu Efes mücadelesiydi. İlk yarıdan 81 sayı gelir dedim ben. 82 sayı. Başarılı oldu. Gayet güzel bir şekilde geldi. Leverkusen mücadelesine dakika 16'da dedim ki ilk yarıda bir gol var dedim bu maçta. Dakika 41'de Leverkusen attı. 1-0 öne geçti. Bu bahsimiz geldi. Bir de şu mücadeleyi önerdim. Anadolu Efes ev sahibi 101.5 alt. Yani 4. periyot zaten oyuncular çıkacaktı. Fark çok fazlaydı. Böyle bir tercih yaptım 1.47 gibi orandan. O da geldi arkadaşlar. Değerlendiren herkesi tebrik ederim. Güzel bir şekilde kazandık. Canlarda hiç hata yapmadım ben kendi adıma. Editörlerimiz de iyiydi, aldı verdi derken güzel bir kazanç elde ettiğimizi düşünüyorum Cuma günü içinde. Eğer sizler de katıl Telegram gruplarımıza katılıp hem ayrıcalıklardan faydalanıp hem de kanalımıza destek olmak istiyorsanız ana Telegram grubumuz canlı tercihlerin olduğu Telegram grubudur ve kombine önerileri mevcuttur. Telegram yüksek oran grubunda tekli yüksek oranlı tercihleri görmektesinizdir. 6-7 tane yüksek oranlı maçlarımız tekli olarak alt alta yazılıyor. Yüksek misli iletişim grubunda ise yüksek bastığımız ideal oranlar oluyor. Yüksek misli oynadığımız tekli maçlar oluyor genellikle. Bu şekilde arkadaşlar diyerekten de geçeyim hemen sizlere. Videomuza başlayalım. İlk mücadelem Gaziantep ile Adana Demir mücadelesi. Sizlerden ricam aynı şekilde videolara aynı şekilde desteklerinizi esirgememeniz ve videoya like atmanızdır. İnanın saat 4.20. Yukarıdan gözüküyordur mutlaka. Saat 4.29 bakın. Sizlerden ricam videolara emeğe saygı diyelim. Ne dilerseniz deyin. Saat 4.29 Türkiye saatiyle ben sizlere video çekmeye devam ediyorum. Severek yapıyorum açıkçası. Onu da belirteyim. İlk mücadelemizle başlayalım. Like'ları attık. Gaziantep Adana Demirspor mücadelesi. Şimdi beyler bayanlar, Adana Demir'in son hafta Beşiktaş'ı sahadan nasıl sildiğini gördünüz. Hatta maç sonundaki zaten yapılan röportajlara baktığım zaman da Yunus'un olsun, Samet'in olsun röportajlar şu şekildeydi. Yani biraz ben abartarak söyleyeyim. Beşiktaş sahada dursaydı, yani oyuncular yerden kalksaydı daha güzel olurdu şekilde bir açıklamalar var genellikle baktığımız zaman da. Beşiktaş biraz keyfinden yatmadı. Ersin'in kafasına çakmak veya bozuk para geldi. Bilmiyorum tam ne geldiğini. O yattı. Rıdvan sakatlandı. Kerem vardı. O şey oldu. Derken ama oyun çok durdu ciddi anlamda. Ya bu da Adana Demir taraftarının ve Adana Demir oyuncuların haliyle sinirlendi ki ben de hatta Telegram grubuna dedim. Beşiktaş kalkarsa bahis vereceğiz dedim, yani oynayacağız dedim. Adana Demir 10 numara futbol oynuyor. Burada bakın favori de çok iyi futbol oynamasına rağmen Adana Demir değil. Adana Demir'in golünü kafamıza yazdık mı oyunda futboldan dolayı? Yazdık. Gaziantep'te kendi evinde neredeyse 3 gol ortalamayla oynuyor. Yani 2.70 falan herhalde evindeki gol ortalaması. 11 maçta 29 gol attı ki kadrosu da müsait yani. Kendi evinde iyi oynayan bir takım Gaziantep takımı. Özellikle o ikinci bölgeyi çok güçlü tuttuğu için yani 3-5-2 şekilde oynadığı için Gaziantep takımı o ikinci bölgedeki atlı Maxim ve Muhammed Demir'i besleyebilirse güzel sonuçlar elde edebiliyor. Günlük mücadelesi ben KG var olarak 1.54 gibi orandan tek tercih olarak sizlere önereceğim. Değerlendireceklere bol şanslar. Fiorentina-Atalanta mücadelesi. Bu maça yüksek oranlı tercihim de var arkadaşlar. İdealim de var. Yine günün ilk maçlarından bir tanesi İtalya'da. Günün ilk maçları biraz sıkıntılı olabiliyor açıkçası. Fiorentina kendi evinde oynadığı zaman ya Vlahovic'in eksikliğini hissediyor mu açıkçası? Ya Piatek bir nevi doldurmaya çalışıyor diyebilirim yani. Bir nevi diyelim ama. Kendi evinde bu iki ekip zaten yakın zamanda karşı karşıya gelmişti. Kupada TRT Spor'da yayınıydı. Ben de hepsini izlemiştim zaten. 90 dakikasını izledim. Gollü bir maç oynamışlardı. Yine gollü bir maç oynanır mı? Aday. Fiorentina kendi evinde korkusuz, hücumu seven bir takım. İkinci bölge ile üçüncü bölge arasındaki pas bağlantısını da çok iyi yapan takım Fiorentina. Özellikle bakın kendi evinde. İtalya'da kendi evinde Torino, Fiorentina gibi takımlar çok iyi böyle orta sınıf takımlara baktığımız zaman da. O büyük takım Inter'e falan çıkardığımız zaman da. Ben burada hatta maçın favorisi inanın daha yeni fark ediyorum. Ekrana bile bakmadan anlatıyorum. Fiorentina olduğunu gördüm. Fiorentina'nın ben kendi evinde gol atmasını bekliyorum. Atalanta'da hücum performansı gayet iyi. Bakın son haftalardaki o sonuçları alamasa da sonuçlara yansımasa da performansları oyun olarak pozitif yani. O Atalanta sürüyor. Eksikleri var mı? Var. Zapata bu maçta olmayacak. Onun dışında baktığımız zaman da Miranchuk ve Palavino'nun da bu maçta olmayacağını söyleyeyim. Zapata'nın eksikliği önemli bir eksiklik. Ben yine bu maçtan KG varı aldım. 1.49 gibi orandan. İdealden aldık mı? Aldık. Yüksek orandan ne yapabiliriz diye baktığımda şöyle bir öneri yapacağım. Aynen. Oranına daha yeni bakıyorum ben de sizlerle. En çok gol ikinci yarı arkadaşlar. 1.83. Ben ikinci yarıdan açılacağını düşünüyorum bu mücadelenin. Böyle bir yüksek oranım var da inanın beklediğim seviyede değil. 1.95 bandı bekliyordum. 1.83'müş. Ya değerlendirecekler önerimdir. Bol şanslar. Geçelim. Alanya-Trabzonspor mücadelesi. Ne alınır sizlerce bu maç? Şöyle baktığımız zaman da bir KG var maç olarak durmuyor mu yani? Bir KG var bekleniyor bu mücadelede. Alanya'nın kendi evinde oynadığı oyundan dolayı Alanya son hafta Kasımpaşa'ya karşı o maçın canlısından inanılmaz kazandık. Yaklaşık 4-5 oran aldık tek bir maçtan canlıdan. Alanya geçen maçta çok fazla eksik kadro. Yani U19'dan oyuncu çıkardı. Yani hiç görmediğim oyuncuları sahaya sürdü. Yani eksikti bayağı. Bu maçta şu an o kadar eksik yok. Emre Akbaba muhtemelen sahada olacak. Efkan, Eduardo, Deydu, Kandayaş gibi isimler. Geçen hafta yani dinlendi bu Alanya. Efecan şüpheli durumda. Oynar oynamaz belli değil. Maç saati belli olabilir. Şimdi Trabzon'u biliyoruz yani gümbür gümbür gidiyor. Adam liderliği aldı. Şampiyon mu? Şampiyon. Kutlamalara başlayabilirsiniz Trabzon'un taraftarlar. Yani mutlaka ya, mucize olmazsa şampiyon Trabzonspor. Şimdi bir tane de arkadaşımız var bu maçla ilgili. Sadece Trabzon maçının yorumlarını dinlemeye geliyor. Kings bilmem ne bilmem bir şey kullanıcı adı. Her Trabzon maçında yorum yapıyor. Trabzon maçına ne desen altına bir şeyler yazıyor. Onun inadına Trabzonspor galibiyeti vermiyorum ben de. Ben şöyle bir öneri yapacağım beyler bayanlar. Burada şuradan olmayacak. 2-3 gol tercihi bekliyorum. Tek yüksek oranlı tercihim olacaktır bu mücadeleye. Oranı şöyle 1.82. Başka bir tercih yazmadım. Ya şimdi sürpriz maçın bekleneni söyleyeyim ben size. Beraberlik bekleniyor bu maçta. Alanya'nın kendi evinde oynadığı performans olsun. Trabzon'da burada kaybetmek istemeyecektir zaten. Deplasmanda. Alanya deplasmanı zor deplasmandır. Ya 2-3 gol üzmez diye düşünüyorum ben. Oranı da yüksek 1.82. İdealden değerlendirme altına alabilirsiniz. Balıkesir ile İstanbulspor. Biraz hızlı geçeyim isterseniz bu mücadeleyi. Balıkesir'in ben zaten transfer tahtası açılmadı. Her hafta karşısına veriyorum. 2.15 oranı vardı mesela geçen Kocaeli'ye. Dayadım geçtim. Tek maç yüksek orandan. Hatta yüksek oranlı kombineme de aldım. Kazandık o maçtan da hatta. İstanbulspor geçen hafta mağlup oldu fakat eksik olarak çok fazla eksiği vardı. Bu maçta eksikleri geri döndü. İstanbulspor neredeyse tam kadro olacak. Direkt maç sonu 2'yi sizlere önereceğim. 1.54 gibi orandan İstanbulspor galibiyeti önerilir. İstanbulspor zaten baktığımız zaman da playoff oynayan takımlardan bir tanesi. Kaybedeceğini düşünmüyorum. Direkt maç sonu 2'yi 1.54 gibi orandan değerlendirme altına alabilirsiniz. Leeds United'la Manchester United mücadelesi. Şimdi ben direkt skor beklentimi söyleyeyim beyler bayanlar. Hatta yazayım buraya da. 2-2. Defterime de yazdım. Ben bir KG varı bir aldım bu maçtan. Bir 47 gibi olan. Muhtemelen gollü bir maç geçecektir diye düşünüyorum. KG varı aldım mı idealden? Aldım. Her iki takımda oynadığı oyun gayet güzel. United biraz dengesiz. United nasıl? Kaybetmiyor kaç haftadır. Yani 11 maçta bir tane bile kaybetti. Evinde Wolves'a. Onun dışında kaybetmedi. Fakat çok fazla berabere kalıyor. Son maçında Brighton'a 2-0 yendi. Erteleme maçıydı sanırım o maçta. Her neyse. Yani o istenilen şey yok. Ben bir Ronaldo'cuyum açıkçası ben de. Fakat abim yaşlandı ya. Abim 37 yaşında. Zorlanıyor maçlarda. Eksikliğini hissediyor. Bu Rashford falan çingene konuşuyor. Ronaldo diyor liderlik yapıyor. Ben sevmiyorum diyor. Hatta o haberleri de doğrulamamış yani. Öyle söyleyeyim. Biraz araştırdım ama o çingenede var bir şeyler, ben size söyleyeyim. Abime kimse laf edemez. Ronaldo'cuyuz. Ben burada yine bir KG varı aldım idealden. Fazla boşa gerek yok. Fakat bir yüksek orandan da bir maç sonu 0-3-40 gibi oranı var. 2-2 bir skor bekliyorum. Yani gollü bir beraberlik gelecektir. İdealden KG var alınabilir. Fakat maç sonu 0'da denenebilir diye düşünüyorum. 3-40'da bunun oranı var. Değerlendireceklere bol şanslar. Bayern Münih Fürth mücadelesi. Bayern Avrupa'da bildiğiniz üzere berabere kaldı. KG'den dünya patladı. Kangal kazandı diyeyim ben. Tek maç onu önermiştim bildiğiniz üzere. Maç sonu 2-2.5 üst falan girmedik yani öyle şeylere. KG varı aldık, yapıştırdık, kazandık. Şimdi Bayern burada Fürth'e ne yapar biliyorsunuz mu? Bu tabir çok doğru olmaz. Kullanmayayım ben. Yani ezer geçer diyeyim ben size Bayern. Patlamayı burada belki Fürth'e yapabilir. Bakın skor tercihim 5-1. Bak 5-1. Bir tane nazar olsun yesin. Şöyle de hemen bir bilgi vereyim. Bu bilgi ne alaka değil. Mimar Sinan yaptığı tüm eserlerinde, tüm camilerinde olsun, sanatlarından külliyesinde olsun bir tane taşı yamuk koyarmış. Niye biliyorsunuz mu? Nazar değmesin diye. Ben de diyorum ki 5-0 değil 5-1, o da Fürth'ün nazar değmesin golü. Sizlere vereceğim bahis ise ev sahibi her iki yarıyı da kazanır 1.47 arkadaşlar. Ben bunu videonun sonunda teknik kombine olarak önereceğim. 5-1 gibi skor bekliyorum zaten. Değerlendirecekler. Değerlendirme altına alabilir. Ben güveniyorum Bayern Münih'e bu maçta. Celtic Dundee mücadelesi. Celtic'in maçını izledik. Ev sahibi 1.5 üstümüz yattı. Bordeaux 3-1 galip geldi. İzlemişken sıcak sıcağına değerlendirebilirim diye düşündüm bu mücadeleyi. Celtic inanılmaz hızlı oynuyor. İnanılmaz performanslı oynuyor. İnanılmaz diri bir takım. Bunu cidden maçta gösterdi. Ben özellikle bu mücadeleyi izledim zaten. Tek önerdiğim için. Tek bir tercih oran düşük fakat değerlendirme altına alabilir. İlk yarı 1.34 gibi oran var. Celtic kazanır ilk yarıdan bence. İlk yarı 2-0-3-0 bandına da bulabilir. Fakat idealden direkt ilk yarı 1 galibiyetini aldım. Değerlendireceklere bol şanslar geçeyim. Fazla analizlemeye gerek yok. İzledik bu maçı. Fenerbahçe Hatay Spor mücadelesi. Bu maçta da ben şöyle söyleyeyim. Tercihimi söyleyeyim direkt. Tarafa marafa gitmedim. Fenerbahçe kazanabilir mi? Kazanabilir. Ben korner olarak değerlendirdim bu mücadeleyi. Bültenimin tek korner mücadelesi. 8.5 üst korner aldım 1.44 gibi orandan. Fenerbahçe'de korner kullanabilir. Hatay deplasmanda yani beğenmiyorum. Hatta Hatay'ın son deplasman maçını ben şöyle değerlendirdim. Kayseri ile oynadı sanırım. Ben Kayseri'nin galibiyetini değerlendirdim o maçta. 2.13 oranı vardı. Deplasmanın da idealden 2 gol atamasını değerlendirdi. Fakat 3 tane gol attı Hatay. 4-3 bitti. Ama Kayseri kazandı. Yüksek oranımız kazandı orada. İdealimiz kaybetmişti. Ben burada korner aldım. Korner maçı olarak görüyorum. Bir 10 korneri var bu mücadelenin bence. Diyerekten de geçeyim. Bordeaux ile Monaco mücadelesi. Monaco son mücadelesinde pas geçti. Ama gerçekten güzel bir kadrosu var. Bordeaux takımı da arkadaşlar defansta bireysel hatayı çok fazla yapıyor. Özellikle bakın. Bireysel hatayı çok fazla yaptığı için bunun sıkıntısını zaten çekiyor ev sahibi. Onun dışında şöyle ne gibi eksiklikleri, sakatlıkları var baktığımız zaman da ara paslara karşı savunamayan bir takım var. Çok fazla ara pastan Monaco takımı karşı karşıya gelebilir ve bireysel hatası çok fazla, kontra atakları da yapamıyor zaten. Monaco burada ben atacağı 2 golü güvendim. Deplasman 1.5 üstün oranı 1.49 oranı vardı. 1.48 olmuş. Taze taze değerlendirme altına alabilir. Galibiyetine gitmedim. Bordeaux'a belli olmaz. 5 atar 5 atar. Monaco'nun ben 2 golünü yazdım bu maçta. 1-3 skoru yazdım. Hatta onu da yazayım ben bültenime. 1-3 skoru yazdım. İdealden de deplasman 1.5 üstünü yazdım beyler bayanlar. Şimdi geçtik. 9 tane maçımı anlattım. Sizlere bir adet kombin önerisi. Yani tekli önerisi ekrana gelsin. Şimdi 1.47 gibi oranı var. Bayern Münih maçını aldım. Zaten videonun içinde de bahsettim ben sizlere. Bayern Münih'in ben 5-1'lik galibiyetini beklediğimden dolayı ilk yarıda kazanmasını bekliyorum. İkinci yarıda kazanmasını bekliyorum. Bayern Münih takımının burada. Fürth'e bir patlama yapabilir. Nagelsmann da son maçta biraz sinirliydi. Takıma mı sinirliydi, kime sinirli bilmiyorum da vardı bir derdi. Bu yüzden ben burada ev sahibi her iki yarıyı kazanan oranı 1.47 gibi orandan tekli olarak önereceğim sizlere. Videoya like atmayı unutmayın. Fenerbahçe maçının skorunu yoruma yazabilirsiniz. Onun dışında arkadaşlar siz de biliyorsunuz yani. Görüşmek üzere. Bay bay.